sindirme kurslarımızın programlarına katıldığımda ben şahsen hem duygulanıyorum hem de gurur duyuyorum şehrimiz adına. Şöyle ki meslek edindirme kurslarımızın bugünkü yapısını oluşturabilmek için ilk yola çıktığımızda kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız büyük emekler verdiler, büyük gayretler gösterdiler ve yola çıktığımızda bugünkü konuma ulaşacağını çok da öngöremiyorduk. Hamdolsun bugün 270'e ulaşan branş sayısıyla yine dönemsel kayıtları 40 bini geçen kursiyer sayısıyla toplamda da 355.991'e ulaşan Komek ailesi mensubu sayısıyla şehrimiz adına gurur duyulacak bir müessese ortaya çıkmış oldu. Komek ailesi bugün sayısı 400 bine yaklaşan mensubuyla Konya'mızın hatta Türkiye'nin en önemli, en büyük ailelerinden birisidir. Konya'mızın en büyük ailesi konumundadır. Bugüne kadar bu aile yapısını zedeleyen hiçbir uygulamaya, hiçbir nahoş hadiseye, şehrimizi temsil liyakatine uymayan hiçbir olaya hamdolsun şahit olmadık. Bu ailede, Komek ailesinde hep dayanışmayı, paylaşmayı, gelişmeyi, sevgiyi, saygıyı gördük ve örnek olarak da bu olay, bu duyguları yaşattık, yaşatmaya gayret gösterdik. Bu açıdan Komek programları Konya'mızdaki barışı, kardeşliği, komşuluk ilişkilerini, gelişmeyi ortaya çıkardı. Komek programları paylaşmayı, saygıyı, sevgiyi, üretmeyi, değerler üretimini ön plana çıkardı. Bu yönüyle de tebrike, takdire şayan bir kuruluşumuz ve onun en önemli yıl sonu etkinliğindeyiz. Konya'mızın başarısı aslında bu örnekte olduğu gibi birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor. Konya'mızın başarısı gönüllerimizin bir olmasından, kalplerimizin aynı duyguyla çarpmasından kaynaklanıyor. Bize durmak yakışmaz. Her yıl daha ileriye gitmeliyiz. Her yıl daha da güçlü hizmetlerle yolumuza devam etmeliyiz. Komek kursiyerlerinin Asen ve Tekamül öğrencilerinin el emeği, göz nuru, nadide eserlerinden oluşan geleneksel 12. Altın Dokunuşlar sergisi ve bilgi şöleni. Hayırlı uğurlu olsun. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için Komek Komek. Konya ve ilçelerinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Komek yetiştirdiğinde bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, geleneksel 12. Altın Dokunuşlar Türk İslam Sembolleri yarışmasının ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Haşmet Okur Bey'e güçlü bir alkış istiyoruz ve kendilerini kürsüye arz ediyoruz. Buyursunlar başkanım. Komek'te samimiyet, sıcaklık,
aile ilişki yani bir aile fertlerinin birbirine yakınlığı gibi KOMEK'te farklı bir bereket görüldü. KOMEK çalışmaları sanki gıda reklamlarında anne eli değmiş gibi tabirleri kullanılır ya. Yani annemizin yemeğinin lezzeti, annemizin dikmiş olduğu, annemizin işlemiş olduğu herhangi bir giysinin sıcaklığını ve samimiyetini gördük. Küçük bütçelerle profesyonel çalışmalar yapıldı KOMEK'te. Yeni çıkan büyükşehir yasasıyla birlikte biz ilçelerde pek çok hizmeti üstlenmiş durumdayız. İlçelerin altyapısı, kanalizasyonu, suyu, ana caddelerin yapımı, itfaiye hizmetleri, ulaşım hizmetleri, mezarlık hizmetleri, çevresel yatırımlar ve hizmetler ilçelere gitmişken, bu arada kültür yatırımları da KOMEK'le ilgili ve belediyenin her türlü kültürel faaliyetleri, eğitim faaliyetleri de ilçelere taşmış oldu ve şu anda KOMEK yani merkez olarak bir merkezi teşkilat haline geldi. İlçeleri de yönetir hale geldi. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için KOMEK KOMEK. Konya ve ilçelerinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. KOMEK yetiştirdiğinde bütün Türkiye'ye örnek oluyor. KOMEK öğretiyor, Türkiye kazanıyor. KOMEK öğretiyor, Türkiye kazanıyor. KOMEK öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Seneye bu kişiler öyle iddialı olacak ki maşallah toz dumanı kattırıp birinci, ikinci, üçüncülükleri alacak öyle bir. Evet arkadaşlar, o kare gidiyor mu oraya? Bir de el sallayalım şöyle, bir el sallayalım bu karede, iyi oldu bu. Çünkü çok dolu olunca iyi olmaz. Bir el sallayın karşı kameramanlara, fotoğrafçılara bir el sallayın. Sayın Başkanım Ahmet Bey, bir el sallayalım şöyle, evet. Evet, çünkü biraz daha tıklım tıklım dolacak. Peki, bütün ödül alan kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi, jürimizi buraya alalım ve bu güzel ödül törenini en güzel şekilde tamamlayalım istiyorum. Böyle hafif bir fon müziği de olabilir belki. Hafif böyle. Mümkün olduğu kadar sahneyi iyi değerlendirelim. Jürimizi, emeği geçen, programımıza emeği geçenleri. Tüm İslam sembolleri yarışmaları ödül törenindeyiz. Gerçekten yüzlerce, 500 eser yarıştı. Jüri çok hassas davrandı, çok zorlandı. Ve 500 eserden bu yarışmacılarımız derece aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Muhteşem bir görsellik var şu an. Ve KOMEK işte gördüğünüz gibi bu muhteşem ödül töreninde ödülleri dağıttı ve alkışlar geliyor. Belgeleri görelim o zaman. Türk İslam Sombelleri Yarışmaları Ödül Töreni'ndeyiz. Birinci, ikinci, üçüncüler var. Ben hemen Ahmet Başkanım'a dönüyorum. İzninizle özellikle başkanım. Muhteşem bir andı. Çok güzel de bir görsellik oluştu. Artık bugünü bir özetlemenizi istiyoruz. Süre sınırlaması yok. Olay nedir, neler söylemek istersiniz? Yarışmacılar inmiyor ama. Yarışmacılar inmiyor, evet. Şimdi Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın karşımda duran güzel bir sözü var. Konya'yı geçmişi kadar büyük, görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz diyor. Geçmişi kadar büyük, görkemli bir geleceğe, yani bir medeniyet iddiasına, bir medeniyet olgusuna sanatla, kültürle ulaşılır. Tabii ki sanayiyle, icatla, bilimle ulaşılır ama bugün Selçuklu'dan geriye neler kaldı dediğimizde bu abideler kalıyor gördüğünüz gibi Alaaddin civarındaki. Dolayısıyla ilmek ilmek Konya'yı, Selçuklu'yu, geçmişimizi işleyen bu arkadaşlarımız aslında bir medeniyet yolculuğunun hayırlı, güzel inşasındaki işçileridir. Medeniyet işçileridir bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla hepsini kutluyorum. Konya'nın medeniyet iddiasında, ülkemizin medeniyet iddiasında önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. KOMEK'in de Konya'da önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da güzel lütfettiği gibi Konya'yı geçmişi kadar büyük, görkemli bir geleceğe hazırlıyoruzun altı böyle dolar herhalde diyorum. Kutluyorum arkadaşlarımı, tebrik ediyorum medeniyet işçilerini. Evet, tebrik edelim Sayın Başkanım.
Güzel bir tablo, hızlıca ama güzellikleri yaşadık. Şu anda görmüş olduğumuz tablo hepimizi geleceğe çok daha ümitle, güvenle bakmayı gerektiriyor. Gerçekten arkadaşlarımız El Emeği, Göz Nuru çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Komek şu görüntüsüyle geleceğe koşarak gidiyor, güven veriyor. Ailelere kültür ve sanat ortamı getiriyor. Ecdadımızın görüntülerini, ecdadımızın çalışmalarını bu toprakta şimdiye kadar gelişmiş, büyümüş sanatı tekrar gündeme getirmek suretiyle aileleri, yaşlıları, orta yaşlıları, çocukları, gençleri kültür ve sanata katma faaliyetleriyle Komek gerçekten göz dolduruyor. Tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, tüm öğrencilerimizi burada tebrik ediyorum. Ayrıca Ahmet Bey'e bir tavsiyede bulunacağım. Öğrencilerimize hediye verirken öğretmenlerimize biraz herhalde tasarrufa gittiler. Bazen de birden fazla branşta olan öğretmenlerimiz ikinci hediyelerinde belki tasarrufa gittiler. Şu manzarayı gördükten sonra sanki kesenin ağzını biraz açsak diyorum. Öğretmenlerimizi de ödüllendirelim. Tekrar herkesi, tüm emeğe geçenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ayrılmıyoruz, ayrılmıyoruz. O zaman hocalarımıza ve emeği geçen Komek ailesine güçlü bir alkış verelim. Emekleri çok fazla. Sevgili müdürümüze çok teşekkür ediyoruz abi, çok sağ olun. Ben özellikle burada yarışmacılara biraz yoğunlaşacağım. Bir iki tane yarışmacı, evet, bir değerlendirme alalım. Şuradan konuşmak isteyenleri, selam yollamak isteyenleri alacağım efendim. Neler söylemek istersiniz? Şöyle bir gerçekten derece geldi. Sonunda geldi, evet. 3 yıldır katılıyorum. 3 yıldır katılıyordum, sonunda geldi ödül diyorsunuz. Evet, çok şükür geldi. Evet, şöyle bir değerlendirme alalım, bir tanıyalım efendim. Neler demek istersiniz? Belediyemize teşekkür etmek istiyorum bize bu imkanı sağladığı için. Hocama da teşekkür ediyorum. O gün burada değil, o bunun bebeği oldu. Yaşı uzun olsun, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Konuşmak isteyenleri yanıma alırsam kimseyi, neler demek istersin? İkinizi bir alalım. Hem hocanızı hem sizi. Bilden, evet. Bilden Kaya öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Görevinde başarılar dilerim. Ne güzel. İşte böyle güzellikler. Ben de aynı şekilde öğrencime teşekkür ediyorum. Tabii ki önce bize bu hakkı veren insanlara daha çok teşekkür etmek istiyorum. Hizmetimizin devamını bekliyoruz, evet, inşallah. Şöyle düşünceleri alalım mı? Biraz da iç tarafınızı yanıma doğru alayım. Evet. Ben de bir emekli olarak Zeki Hocam'a çok teşekkür ediyorum bize vermiş olduğu emeklerden dolayı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi Komek kursları çok şeyler kattı. Çok teşekkür ediyorum. Hiç emekli olduğumu hissetmedim. Çok dinlendim, çok aktifleştim. Çok teşekkür. İşte bunlar Komek'in neler başardığını gösteriyor. Özellikle düşüncelerini ifade etmek isteyenler. Programımız burada sona erdi değerli misafirlerimiz. Ama ben röportaj yapmak isterim. Özellikle Komek'te emeği geçenler, duygu ve düşüncelerini aktarmak isteyenlerin düşüncelerini yayınımda aktarmak isterim. Ahmet Bey'e Hatice Sedef Hoca Hanım niye ortalıkta burada görünmüyor diye sorduğumda o Türk İslam motiflerini esas çizip hocalara dağıtan o dedi. O zaman o hocaların hocasını niye çağırmıyorsunuz buraya dedim. Hatice Hanım'ı alkışlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz neler söylemek istersiniz hocam, o zaman bir değerlendirme olsun. Ben bugünkü yarışmada sonuç olarak arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına çok mutluyum. Tekrarını inşallah ulusalda göreceğiz. İnşallah hep birlikte beraber bir aile olarak katılacağız. İnşallah, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle, evet, duyguları özetle istiyorum. İsteyenleri şu andan itibaren program sona erdi. Vaktinizi aldık, çok teşekkürler. Ama başarı öykülerini almak istiyorum. Vallahi biz Nezahat hocamıza çok teşekkür ederiz. Hangi branştı sizin efendim? El nakışı. El nakışı. Evet. Nasıl oldu, nasıl bir süreç oldu? Vallahi çok güzeldi, heyecanlıydı. Güzeldi. Bekliyor muydunuz dereceyi? Ben bu eserle birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü alırım dediğiniz oldu mu? Ya, hocamıza güveniyorduk, üçümüz de aldık. Ooo maşallah. Birinci, ikinci, üçüncü bizden çıktı. Mutluyuz. Evet. 18 yaşında beni hocam eğittiği için çok teşekkür ediyorum. Beni hani normal bir ahlakla, saygı ve sevgi çerçevesinde eğittiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İşte bir aile ortamı ya. Komek bunu başarıyor işte. Harika, ne kadar güzel. Ben Ebru birincisiyim. Ebru yapmayı çok seviyorum. Sevdiğim için birinci oldum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir jüri üyemiz daha burada, özür dileriz. Derya hocam lütfen buyurun. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Evet, Derya hocamız da aldı. Konuşmak isteyenleri, başarı öykülerini. Evet, hoca diye hazır mıyız? Son olarak alalım, sonra diğer branşlara geçeceğiz. Önce kendinizi tanıtın. Evet. Nazmiye Ateş, takı tasarımı Selçuk Hanımlar lokaline gidiyorum. Gülşen Pamuk hocama çok teşekkür ediyorum. Bizdeki emeği gördüğü için, bizdeki başarıyı fark ettiği için sağ olsun. Üzerimizde emeği çok teşekkür ediyoruz. Bekliyor muydunuz siz de derece? Dereceyi hocam zaten bizi destekledi. Sizde var dedi. Görüyorum yaparsınız dedi sağ olsun. Onun emekleriyle buradayız. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bu güzellikleri yaşıyoruz. Fatma hocam, şöyle bir hemen yanıma alayım, bir değerlendirelim. Yani burada her komek bir imza attı. Bir değerlendirme olarak neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir çaba sarf ettiler hazırlıklar için. Ödül alan almayan ben tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Çünkü hepsi bir el emeği, göz nuru. Ayrıca Altın Dokunuşlar sergimize de herkesi davet ediyoruz. 31'inde bitecek sergimiz inşallah. Teşekkür ediyorum ben bütün öğrencilerimize. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sergilerimiz o kadar güzellikler var ki bunlardan bir tane branş. Belki de yeni duyacaksınız, görelim. Karikatür efendim. Şimdi çok güzel çalışmalar olmuş. Öncelikle bu branşı hocamızı tanıtalım. Hocam bir kendinizi tanıtın bize. Asıl mesleğim biyoloji, ismim Mustafa Dursun. Biyoloji öğretmeniyim. Final eğitim kurumlarında çalışıyorum. Komek Alaaddin Şubesi'nde de karikatür öğretimi yapıyorum. Şu an 15 aktif öğrencim var. Yavaş yavaş da heyecanlanıyor, duyuluyor. Duyuldukça da artıyor öğrenci sayım. Mutluyum yani. Peki karikatüre ilgi artıyor mu? Niye artıyor? Yani böyle hicvetmek bazıları ne gibi avantajları var? Şimdi zaman bazı sanatları yükseltiyor. Karikatür de onlardan bir tanesi. Zamanımızın sanatlarından bir tanesi. Özellikle sosyal medyada buna çok katkıda bulunuyor. Sosyal medya üzerinde insanlar çok kolay bir şekilde çizimi de kolay olduğu için, anlatımı da kolay olduğu için karikatürü seçiyorlar. Evet. Diğer resim sanatları, çizim sanatlarına göre birazcık daha basit. Onun yerine o basitliğinin yanında birazcık da hiciv gerektiren, kıvrak zeka gerektiren bir branş. Evet, şimdi hemen bakalım. Kameramanım zaten hemen daldı. Seni de çekeceğiz, seni de yapacağız. Bak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürey'in 23 Nisan için özel hazırladığınız. Evet. Bu internette gördüm ben bunu. Evet, internette paylaşıldı. Özellikle sosyal medya üzerinde de böyle paylaşımlarda bulunuyoruz ki öğrencilerin küçük yaşlarda ilgilerini çekip bu branşa yönlendirelim. Evet, böyle güzellikler olmuş. O zaman Alaaddin Kurs Merkezimize. Evet, Alaaddin Kurs Merkezinize bekliyorum. Karikatür branşına yönelmeniz hem sizin hem geleceğimiz açısından da önemli. Şu anda bir sürpriz de var sevgili. Bitmedi, yeni başlamış. Karşınızda karikatür Süleyman nerede? Öyle evet, mi? Evet, sizin geleceğinizi duyunca çizmeye başlamıştım. Bitirince inşallah hediye edeceğim. Bunu da kullanırsınız. Güzel bir kurgu olmuş. Abi var ya, sevgili Ramazan Danış hocamız, üstadımız da burada. Özellikle de istirham etti sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, sevindim özellikle komiklerde böyle bir branşın olmasına. Eminim ki artarak gidecek. İnşallah. Geleneksel sanatların yanında modern çağın da sanatlarının ilerlemesi komik sayesinde inşallah daha iyi yerlere gelecekler. Sevgili seyircilerimiz, komek kurslarında görme engelliler için Kur'an-ı Kerim kurslarımız da var. Efendim nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür iyiyiz. Adım Fatime Öztürk. 61 yaşındayım. Sonradan de, yani gözüm arızalıydı ama sonradan daha çok şey oldu. Görmemeye başladı. Noktalı Kur'an öğrenmeye çalışıyorum. Rabbim bu yoldan ayırmasın. Amin. Ne güzel. Rabbim, evet inşallah öyle sadırda devam edeceğiz. İnşallah. Sizleri biraz tanıyalım. Neler demek istersiniz? İsmim Aynur Bakırcı. Evet. İmam Hatip Lisesi'nin son sınıfta okumaktayım. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim için, komek kurslarımız için belediye başkanımıza ve dernek başkanımıza, bütün görevli belediyedeki komekteki öğretici ve hocalarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Ve devamını istiyoruz inşallah. İnşallah. Ne güzel. İnşallah. Hocamızla da konuşacağız. Çok duygusal anlar yaşandı. Efendim biraz tanısak, duygularınızı almak isteriz sizi. Haticeciğim. Ben çok mutluyum. Gerçekten Kur'an'ı öğrendiğim için. Ben hiç bilmiyordum. Sonradan kaybettim gözlerimi. Yani ilk Kur'an'la tanıştım. Gerçekten hani Elif'in E'sini bile unutmuştum.
Ama öğrenince gerçekten hani bu duyguyu anlatmak çok zor. Hı-hı. Gerçekten çok zor ve çok mutluyum. Yani şimdi her gün rüyamda kabartman olarak okuyorum Kur'an'ı şimdi. Allah Allah. Evet. Gerçekten. Hani nasıl, önceden... Nasıl vesile hani, oldu? Nasıl duydunuz? Komek'te böyle bir kurs olduğunu, evet, ve oraya alalım. Bunu duyunca ben, ne hissettiniz? Çok ben Veli Başkanım, Allah razı olsun, onun sayesinde tanıştım. Evet. O sebep oldu, Allah razı olsun. Onunla Fatma Hocam'la tanıştım. Fatma Bakırcı Hocamızla. Ve onun sayesine başladım. Yani nasıl yapacağım derken, çünkü hepsi bir altı noktaydı bizim. Yani altı noktadan oluşuyor hepsi, harfimiz, hareketlerimiz, hepsi. Yani nasıl alışacağım, nasıl öğreneceğim ki demiştim ki Rabbim kolaylık verdi gerçekten. Hani gözüm gör ki ben kursa gitmiştim sonradan kaybettiğim için, biliyordum Kur'an'ı. Evet. Ama onun rüyamda ben sürekli normal Kur'an olarak okuyordum ki Rabbime yalvarıyordum her gece yani. Ama kabul etti Mevlam sağ olsun, valla gerçekten şükürler olsun. Sonra kabartmayı tanışınca onu da çabucak öğrendim. Şimdi Kur'an'ı okuyabiliyorum, Kur'an'ı. Elhamdülillah, şükürler olsun. Ama çok mutluyum, çok değişik bir duygu gerçekten. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Hatta İşler Daire Başkanımız Ahmet Kösoğlu ile birlikteyiz. Şimdi ben de hep diyordum bir örnek göstersek nokta diye. Başkanım ona temas etti. Buyurun. Öncelikle bizi çok duygulandıran KOME'in en manidar kurslarından biri olan Biril alfabesiyle görme engelliler için açtığımız Kur'an-ı Kerim kursundan bahsediyor. Bu bizi çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor. Zaten kursiyer arkadaşlarımız da bahsettiler bu işin ehemmiyetinden. Ben aslında burada Veli Bey'in bir sözünü söylemeyi çok arzuluyorum. Yani bir şey, bir talebi olmuştu. Biz Konya'da gönül gözü açık ama fiziki gözleriyle göremeyen ne kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen arkadaşımız varsa onların her birinin Kur'an-ı Kerim öğrenmesiyle ilgili seferber olduğumuzu, onlara açık olduğumuzu, KOMEK olarak bunları öğrenmeleri için elimizden gelen yardımı, desteği ya da hizmeti ya da görevi. Bu bizim vazifemiz, görevimiz. Yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü Veli Bey kürsüden bundan bahsetmişti. Bu birincisi. Dolayısıyla derneğimiz bize ne kadar talebimiz olduğunu, nerede olursa olsun, ya biz engelli arkadaşlarımızı, gönül engeli olmayan, görme engelli arkadaşlarımızı evlerinden alıyoruz, evlerine götürüyoruz. İsterlerse üçerli, beşerli grup halinde bulundukları yerlerde bile kurs açabileceğiz. Açarız da Allah'ın izniyle. Ben bunu bir belirteyim dedim. Sonra bir bakın, yani görme engeli olmayan insanlarımıza bir mesaj olsun diye altı noktadan Kur'an-ı Kerim okunuyor. Görme engeli olmayanlardan, Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere bir mesajdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hepimizin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi, okumamızın tersten ya da dolaylı olarak bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bir alfabesiyle, altı noktayla, biraz önce kızımız burada okudu, ablamız, hanımefendi kızımız. Ve o kadar güzel harflerin mahreç çıkışlarıyla, efendim tecvidiyle de okudu ki burada hocanın da önemi var. Tabii ki hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ve bu kursların hızla yayılarak devam edeceğini, ne kadar talep verirse o kadar kursların açılacağını belirtmek istiyorum. Birazdan hocamı da alacağım. Veli Bey'in kısa düşünceleri alalım. Sonra biraz uygulamalı görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, KOMEK'le birlikte işbirliğiyle hizmetlere devam. Evet. Neler demek istersiniz? Tabii şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK'le ilgili kurslar devam ediyor. Daha önce de görme engelliler yönelik çeşitli kurslarımız açıldı. Bu Kur'an-ı Kerim kursu ikincisi oldu. Bu süreç devam edecek. Çok önemli çalışmaları yapıyor Büyükşehir Belediye'miz. Fiziki engelleri kaldıran Büyükşehir Belediye'miz, insanların gönlündeki engeli de kaldırarak insanlarımızı her alana, her noktaya yönlendirmeye çalışıyor. Bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz dernek olarak, Görmeyenler Koruma Derneği olarak, hem de Görme Engelliler Federasyonu olarak Konya Büyükşehir Belediye'miz her türlü neler yapılabilecek konusunda desteklerimiz devam ediyor. Gönül birliği devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu taraflara doğru gelip özellikle konuşmak isteyen olursa duygu ve düşünceleri almak isteriz. İsim neydi efendim? Zeynep Şimşek. Zeynep Hanım, neler söylemek istersiniz? Sayın gidip benim Kur'an-ı Kerim'i de açalım birazdan. Onu da görürüz inşallah. Buyurun. İnşallah.
Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Dernek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Başka diyeceğim yok. Çok teşekkür ederiz. Hemen şöyle düşünceleri alarak sizleri tanıyalım. İsmim Sibel Cingöz. Evet. Kur'an okumayı çok seviyorum. Çok istiyorum. Fakat sağlık sorunlarından dolayı hala devam edemedim. Başlıyorum, yeri bırakmak zorunda kalıyorum. Kornea nakli oldum. Sürekli kontrollerim var. Bunun tekrarını istiyorum inşallah. İnşallah devam edecek. Bu taraftayız. Bir tanıtın kendinizi, neler söylemek istersiniz? Benim adım bu Seynur Çeviker. 16 yaşındayım. Yeni başladım. Seviyorum. Kur'an'a da geçebilirim inşallah. İnşallah. Dua edelim biz de. İnşallah geçersin. İnşallah. Teşekkür ederim. Sevgili komşumuzun kızı da burada. Canım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. Sen neler söylemek istersin? İsmim Hacer Ergün. İyi ki de başlamışım bu kursa. Çok memnunum hocalarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Arkada da bir ablamız var. Kimi getirdi acaba? Zeynep Şimşek. Nasıl, mutlu oluyor mu? Neler, şimdi gözyaşlarınızı tutamadınız. Neler söylemek istersin? Razı olsun hepimizden. Bu şeyleri açtığınız için. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâliki yevmiddîn. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağlubi aleyhim. Veleddâllîn. Amin. Evet sevgili seyircilerimiz, gerçekten çok güzel okudular. Allah razı olsun. Şimdi Fadime Ana arkadaşımızla birlikteyiz. Bir kendini tanıt istersen Fadime Ana. Benim ismim Fadime Ana Gündoğdu. 29 yaşındayım. Yani önceden vardı ama bu kadar görmem düşmemişti. Gören yazıdan okuyordum Kur'an'ı. Yani çok zorlanıyordum. Hareketleri falan görememeye başladım. Böyle bir şey duydum. Çok sevindim. Başladım. Şimdi çok mutluyum. Devamını istiyorum. Kur'an'a geçmeme az kaldı inşallah. Geçeceğim. Ben de Kur'an'ı okuyacağım. Şimdi bu tabii Beril alfabesi olduğu için sadece evet. Noktalar var. Evet, noktalardan nokta. Öğreniyoruz. Hangi evet. Derstesin şu an Elif Bağ'da? Ben Elif Bağ'da. Bakın. Buradayım. Ne dersindeyiz şu an? Hocam üstün tenvinlerdeyim. Tenvinlerdesin. Evet, evet. Üstün. Okur musun bakalım biraz veya evet. Hazırsan o yani dersin. Bu hazır dersim değil de önceki dersimde. Evet, şimdi cüzümüzden ilk derslerden başlayalım o zaman hadi bana. Elif birinci nokta, ba bir iki, ta iki üç, dört, beş, cim, sa bir, dört, beş, altı, cim, iki, yok bir, iki, dört, beş, cim, ha, bir, 2, 1, 5, 6. Maşallah ya çok. Ha, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 6. Kusura bakmayın. Böyle devam ediyor. Evet, tabii. Evet. Şimdi hocam sizi şöyle de şöyle bir yanıma alacağım. Yani biz gördüğümüz halde gerekli önemi hassasiyeti göstermiyoruz. Kardeşlerimiz evet. Çok güzel. Bize örnek oluyorlar diyelim. Ne kadar zamanda öğrenebiliriz Beril alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i? Şu anda bizi izleyen kardeşlerimiz de var. Evet. Zor mudur? Neler söylemek istersiniz? Tabii ki kolay değil. Ben buradan öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Fatma Bakırcı. Buradan ben Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek Bey'e, Görme Yayınları Koruma Derneği Konya Şube Başkanımız Veli Özağan Bey'e bu konuda bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdikleri için. Öğrencilerime de buradan başarılar diliyorum ki çok azimliler, gayretliler. Elhamdülillah Rabbim böyle bir
bilgiyi, böyle bir şey bana lütfetti ki çok mutluyum. Bu görevi yapmaktan da, bu kutsal görevi yapmaktan son derece mutluyum. Rabbim inşallah daim etsin, kendi yolundan ayırmasın. Öğrencilerim azimli ve gayretliler. Gerçekten azmettikleri zaman çok kısa bir sürede, mesela biz Şubat ayının 15'inde başladık ve bugün kursumuzun son günü 25 Mayıs. Ama Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'e geçmeye çok az birkaç sayfaları kaldı yani. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Şimdi burada 6 cilden oluşan bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'imiz tamamen hepsi beşer cüz. Birinci ciltte mesela beşer cüzden ve 6 ciltte toplanmış bulunmakta. Ve ayrıyeten Braille alfabe Kur'an-ı Kerim'e başlamadan önce elif harfleri, harekeler, üstün, esre, ütre, cezim, şedde, tenvinler bu şekilde kavramaya başlıyoruz ve ilerleyen zamanlarda da Kur'an-ı Kerim'e geçmelerini sağlıyoruz. Peki hangi komek şubemizde? Alaaddin komek şubesindeyiz. Biz izleyen özellikle kardeşlerimize bir mesajımız olur mu hocam? Onlara neler söylemek istersiniz? Yani buradan gerçekten ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize verdikleri için komekteki hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve bütün engelli kardeşlerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Evlerinde engelli bireyleri olan, çocukları olan kişiler kesinlikle evlerinde kapalı bırakmasınlar. Eğitimlerine dikkat etsinler. Gerçekten herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Böyle bir imkanın, böyle bir eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması, daha da fazla ilerlemesini istiyoruz yani bu konuda. Komeklerde her engelli kardeşimiz için bütün engelliler için var. Duymayanlar kardeşlerimiz için. İşitme engelliler var, görme engelliler için de var. Çok teşekkür ediyorum ben burada. Gidebilirler. Ben mesela 6. cildi açacağım. Çünkü sevgili seyircilerimiz. Evet. Hocam siz şimdi kaçıncı sayfayı açtık? Hangi suredeyiz? 523. sayfa. 523. Evet. Rakam işaretlerimiz, Braille alfabe dediğimiz harflerimiz elif harflerinden başlıyor. Ve tamamen sayılarımız, Kur'an-ı Kerim harflerimiz, elif harflerimiz. Yani cüzdeki bütün yani kabartma yazıda hepsini kapsıyor. Bunların tamamı 6 noktadan oluşuyor. Evet. Sevgili seyircimiz. Evet. Buradaki hepsi 6 noktadan oluşuyor yani harfleri. Elif harfi, ba harfi, ta harfi. Yani bütün harekeler, harfler, sayılar hepsi 6 noktadan oluşuyor. Evet. İşte gördüğünüz noktalamalardan kardeşlerimiz öğrendiler. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun sizlere. Kursiyerlerimize de ciltlerimiz hediye ediliyor. Bu da çok güzel. Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emeğe geçen çok sağ olun. Allah razı olsun. Herkese komek başta olmak üzere emeğe geçenlere devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerimiz, örgü yarışmamızda şimdi jüri hassas bir değerlendirmeye girdi. Puanlamalar yapılıyor. Birazdan birinci, ikinci, üçüncüler belli olacak. Biz de bu arayı değerlendirelim istiyoruz. Efendim öncelikle sizi bir tanıtalım seyircilerimize. Ben Yaşar Sandıkçı. Neler demek istersiniz? Komikleri duymuşsunuzdur. Düşüncelerinizi almak isteriz Yaşar Bey. Tabii ki Konya Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok önemli bir faaliyetidir. Mevlana Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi Komek kurslarının Altın Dokunuşlar adı altında bir yıl boyunca yapmış oldukları emekleri, göz nuru, el işlemeleri, değerlerini burada sergiliyorlar. Çok kaliteli, çok düzgün, çok güzel ürünler var. Çok değerli meslek dallarında işlemeleri var, kayıtları var. Gerçekten çok güzel işler yapılıyor burada. Öğrenciler de aynı zamanda ayrıca memnun. Ve böyle bir sergilerin olmasından biz memnunuz yani. Peki şimdi örgüyle ilgili bir yarışma var. Birazdan sonuçlar belli olacak. Şimdi bilmiyorum ne kadar var. Mesela eşinizi aldığınızda çeyizi nasıldı? Neler vardı? İşlemeler nasıldı? Şimdi baktığınız zaman evlenenlerin çeyizleri nasıl mesela? Tabii ki eskiye nazaran şimdiki çeyizler çok farklı. Eski çeyizler çok farklı. Tabii onların o zaman da ayrı bir yeri vardı. O zaman da onlar ayrıca bir değerliydi. Evet. Ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Onlar hiçbir zaman unutulmaz. Onlar daha hoş, daha güzel o zamana göre. Şimdikiler çok daha farklı. Belki şimdikilerde o el emeği, göz nuru fazlaca yoktur. Fason dediğimiz üretimler vardır şimdi. Fabrikasyon üretimler vardır. Ama o dönemdeki işlemeler daha iyiydi. Daha tabii ki vardı yani. Daha da güzeldi. İşte komeklerde unutulmaması için çok yoğun her branşta el emekleri, evet.
kurslarımız var. Yarışmacılarımız gelmeye başladı. Heyecanlıysanız sonuçları açıklayalım. Sonuçları heyecanla bekliyoruz tabii. Birinci, ikinci, üçüncü patik ördüler. Patik, böyle ip çorap giydiniz mi yünden? Tabii önceden çorap, giydik. Beyaz. Tabii ki evet, el örmesi, elle el örmesi, yünden. Yün çorap. Ne sıcak tutardı çok ya. Kaliteli, ben de çok giyerdim yaylalarda. Çok güzeldi. Şimdi gerçekten. Bakın, patik ördülerdi, merak ettim nasıl ürünler ortaya çıktı. Bakalım. Hep beraber izleyelim. Şimdi sonuçlar geliyor. Sevgili seyircilerimiz, örgü yarışmamızın şu anda sonuçları elimize ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü belli. Yarışmacılarımız son derece heyecanlı değil mi? Heyecan var mı? Son herhalde veren siz oldunuz değil mi? Niye öyle oldu? Biraz modelim daha fazlası örmem gerektiren bir modeldi, o yüzden. Bakalım sonuçlara nasıl tesir etti? Önemli değil çünkü önemli olan zamanındaydı. Geç kalmadınız aslında. Süreden önce de verdiniz. 1,5 saat... Bu yarışmada yarım saat fazla verdik bu sene daha iyi ürünler ortaya çıksın diye. Herkese başarılar diliyoruz. Bir alkışlar mıyız efendim yarışmacılarımızı? Tebrik ediyoruz cesaretlerinden dolayı. Bu aşamada jürimizden bir değerlendirme alacağım. Yani patikte, örgüde genel olarak ne gibi hatalar yapıyoruz, neler yapılması lazım? Çok iyi, size göre çok iyi ama beklediğiniz puan gelmemiş olabilir. Nerelerden puan kırıldı? İsterseniz Kezban Hocam. Bir genel gördüğünüz hatalar var mıydı? Nelere dikkat etmeleri gerekiyordu? Bir bilgi alalım. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel patikler vardı. Tabii biraz değerlendirirken zorlandık açıkçası. Yalnız biliyorsunuz her üründe olduğu gibi bunların ergonomisi önemli. İşte bebeğin ayağına girecek mi? Ayağında işte sıkı duracak mı? İşte çıkacak mı? Ya da süslemesi ayağını acıtacak mı? Gibi hani şeyler de önemli bizim açımızdan. Yani giyilebilirliği, kullanılabilirliği çok önemli. İlmeklerin düzgün atılması çok önemli. İlmek sayılarınız çok önemliydi bizim için. Bazı patikler büyük, bazıları küçük ama arttırma yapanlar olmuştu. Çok da güzel şeyler çıktı ortaya. Ellerinize sağlık hepinizin. Hepsi el emeği, göz nuru. Hepsi keşke birinci seçilebilse ya da ikinci, üçüncü hepinizi seçebilsek. Ama maalesef arasından 3 tanesini seçmek zorundaydık. Dolayısıyla yani bizim en hatasız gördüğümüz ya da işte en özenli gördüğümüz 3 tane çalışmayı seçtik. Yani şöyle düşünmeyin, benimki çok kötüydü, elendi, böyle bir şey yok. Hepsi birbirinden güzeldi. Sadece eleme yapmak zorunda olduğumuz için sizinkileri eledik, bunu bilmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için Komek ailesi adına. Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Kezban Sölmez hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve beklenen an geldi. 3'ten geriye doğru gideceğiz. 3. olan yarışmacımız bu sene 12. Altın Dokunuşlar Türk İslam Sömbelleri Sanat ve Bilgi Şölenlerinde örgü yarışmamızda 3. olan yarışmacımız Semiha Köpük'tü. Semiha Hanım geliyor, alkışlarla geliyor. Ve kendisine ASEM Şube Müdürümüz Zeliha Üzümcü belgelerini ve hediyesini takdim edecek. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için Komek Komek Konya ve... Evet, örgü yarışmamızın 3.'sü şu anda pozunu veriyor, tebrik ediyoruz. Efendim bekliyor muydunuz? Biraz şaşırdık. Veya daha mı üst bekliyordunuz? Birincilik bekliyordunuz. Birincilik bekliyordunuz. Peki hani jürimiz açıkladı Kezban Hanım. İşte şunlara dikkat edelim. Siz ettiniz mi bütün hepsine? Ettim. Ettiniz. Bakalım diğer. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi göreceğim. Hepsini bu masaya sereceğim ve çekeceğim. Size vermeden önce zaten biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, örgü yarışmamızda 2. olan yarışmacımız Filiz Boyalı. Filiz Hanım. Evet, Filiz Hanım masanın diğer başından geliyor. Ve ASEM Şube Müdürümüz Zeliha Üzümcü kendisine hediyesini takdim ediyor.
Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor. Alkışlıyoruz tekrar. Bir değerlendirme alalım. Tebrik ederiz. Çekmeyin röportaj ama dereceye girince mecbur konuşacağız. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim belediyeye böyle bir imkan tanıdığı için. Çok çok zevk alarak gittik. İnanın beklemiyordum yani. Güzel. Hangi komektesiniz? Selçuklu Hanımlar Lokali. Selçuklu Hanımlar. Sultan Hanım'ın öğrencisiyim. Ne güzel, onların içinde heyecanlı. Evet, evet. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz efendim. Lütfen buyurunuz. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, şimdi de örgü yarışmamızın birincisine sıra geldi. Ve çok güçlü alkışlarımızla yarışmamızın birincisi Şerife Öz. Şerife Hanım'ı alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz ve hediyesini almak üzere davet ediyoruz. Bütün yarışmacılarımızla birlikte bir de hatıra fotoğrafı da alacağız. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için komek komek. Evet, örgü yarışmamızın birincisi şu anda basına fotoğraflar çekiyor. Böyle bir örgüleştirelim. Şimdi ayrılmayalım, birinci, ikinci, üçüncü burada. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Ayrıca ne var? Evet, bir değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksiniz İlhan? Öğrencilerimize ve üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim hem katılımcımız oldukları için hem de yarışmaya katılmaya cesaret ettikleri için. Sergi boyunca yarışmalar ve diğer aktivitelerimiz devam edecek. Bir hafta boyunca inşallah her gün görüşürüz. Efendim Selin Hanım'ın jürimize hediyeleri var. Şimdi onları takdim edeceğiz. Lütfen buyurunuz efendim Kezban Sönmez hocamıza. Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Kezban Sönmez hocamız, çok teşekkür ediyoruz her projemizde yanımızda olduğu için. Evet, Sema hocamıza, Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Sema Öz hocamız, çok teşekkür ederiz. Zor oldu biraz puanlama, zorlandılar. Kolay değil, o kadar emek var. Yine hep beraber fotoğraf karesi alacağız. Ve kız meslek sesi öğretmenimiz Sayın Emine Şimşek hocamız da plaketini ve hediyesini Zile hocamızdan alıyor. Evet, örgü yarışmamızın birincisi Şerife Öz Hanım. Tebrik ederiz. Neler söylemek istersiniz? Ya bilmiyorum, yıllardır emeğimin karşılığı böyle şey olması güzel bir şey. Yani dereceye girmek güzel bir şey. İlk defa mı derece geldi? İlk defa yarışmaya girdim, ilk defa dereceye giriyorum. Bravo, tebrik ediyoruz. Hangi komektesiniz? Komekler için neler söylersiniz? Mengene Hanımlar Lokali'ndeyim. Ebru Hocam'ın öğrencisiyim. Peki, tebrik ediyoruz. Herkes aşağıda. Hocam lütfen açığa girelim çünkü bu seneki örgü yarışmamızda gerçekten çok güzel eserler ortaya çıktı. Tebrik ediyoruz. Konya ve ilçelerinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Komek yetiştirdiğinde bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor. Her alana girdi artık keçiye ve çok yoğun ilgi de görüyor. Gerçekten her şey yapılıyor, görüyorsunuz. Keçiden neler yapılabilir? Hocam merhabalar. Merhaba. Hemen bir geldiniz. Tanıtalım isterseniz sizi. Evet, keçi standındayız. Doğal yünlerle ya da hazır olan keçilerle yapıyoruz derslerimizi. Gördüğünüz gibi şallar, koltuk şalları, yelekler, çantalar, her şey var. Yukarıda da vardı zaten, belki almışsınızdır çekim. Öğrenciler nasıl? Öğrenciler vallahi yoğun bir ilgi var. Bir de keçe yün olduğu için insandaki tüm negatif enerjiyi alıyor. O yüzden hepsi böyle çok rahat ve çok güzel geçiyor derslerimiz. Gayet mutluyuz biz. Eskiden hani babaanneler, ebeler böyle yünden çorap örerdi demiştim programın evet, başında. Evet. Demek ki o şeyi de alıyor, üzerinizdeki negatif enerjiyi de alma tabii, özelliği tabii, var ısıtmasının tabii yanında. Tabii ki, tabii ki. Hem yün hem keçi aynı özelliği yapıyor. Aynen.
Öğrencileri davet ediyorum artık kayıtlarla. Tabii hem yaz okulunda da var mı olacak? Yaz okulunda da yaz keçe. Yaz okulunda da var ama tabii miniklerimiz olduğu için onları hazır keçeden yaptırıyoruz. Büyüklerimiz için genelde orijinal keçeyi kullanıyoruz, yün keçeyi. Ama çocuklar hevesli istekli olunca onlara da giriyoruz biraz. Ufak tefek anahtarlıklar yaptırıyoruz onu, yani. Evet biliyorum, hatırlıyorum. Evet. Ne kadar güzel. Hocam merhabalar. Merhaba. Hemen tanıyorum. Yelek falan yapmışsınız. Bayağı bir yelek gibi. Oo. Evet, artık keçe eskisi gibi yer yaygısı ve kepeneğin dışına çıktı. Şu an modernize edildi. Şal, yelek, çanta, patik, kapı süsü, tüm aksesuarlarımızı görebilirsiniz. Kaplumbağa mı görüyorum orada? Evet. Yani çok değişik çantalar çok revaş. Çocuklar da bunları yapmayı çok seviyor. Efendim gördüğünüz gibi sergilerimizden bir tanesi de keçeydi. Saç böreği yiyeceğiz. Aslında ben buraya geldiğim zaman buraya hiç uğramamıştım. Dün neydi öyle yoğunluk? Evet, protokolümüz vardı, misafirlerimiz vardı. En yoğun dündü herhalde. Evet. Türkiye'nin bütün her yerinde öğretmen adaylarımız vardı. Onları ağırladık. Siz burada öğretmen misiniz aynı zamanda? Hayır değilim. Ben Dumlu Pınar Kurs Merkezi'nde kat görevlisiyim. Maşallah ne kadar güzel. Şimdi burada misafirlere ikram ettiniz. Arkada evet. Çalışanlar? Onlar da Komet'ten arkadaşlarımız. Oy maşallah ya. Misafirler geldi mi hemen böyle ikramlar. Ama o kadar güzel ki en tatlı saç böreklerini buradaydım. Bence hiç ilginiz yoksa bile, alakanız yoksa bile saç böreği yemeye gelmelisiniz. Görelim bir tekrar hani. Evet beyler. Altın dokunuşlar sergimizde en azından saç böreğini tatmaya gelin. İçeri girelim istersen. Ablalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Arka tarafta mutfak bölümü var, oraya gitmiyorum. Ablalarım kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Bak akşamın artık 5'i oldu. Hala devam mı? Dün 7.30'du. Daha hala devamdı. Maşallah. Protokolümüz vardı. Ne güzel. Onun yüzünden şey yapıyoruz. Peki nasıl gidiyor abla? Komekleriniz hangi branşlardasınız? Biz pasta kursuna ve yemek baklava börek. O kurstayız. Nasıl gidiyor? Neler söylemek istersiniz? Falan. Komeklerde çok yarayışlı bir şeyler. Yani nasıl anlatsam, hanımları çok eğitici bir kurum. Öyle bak, diyeyim. Kopya da geldi, iyi oldu bence. Bakın herkes akşam, bak dün 7.30'a kadar çalışılmış. Şimdi hala saç börekleri devam ediyor. Allah kolaylık versin. Süleyman abim getirdi, bir gösterelim. Şimdi sevgili seyirciler, en yoğun çalışan birimlerden bir tanesi burası demiştik. Süleyman abi de burada uzun zamandır, hatta kurulma aşamasında o suntalar yerleştirilirken, güzelleştirilirken beri çalışıyorsun abi. Evet. Bir seni tanıyalım. Ben Süleyman Ceyhan. Konya Büyükşehir Belediyesi Komek Kurslarında 9 yıldır çalışıyorum hizmetli olarak da. Maşallah. Şimdi şu anda büyük sergimiz var. Komek Genel Sergisi. Her sene bu 9. sergim. Allah razı olsun daire başkanımız Ahmet Kösoğlu, Komek Şube Müdürümüz Abdullah Kaleri, ilçe müdürümüz İlyas Koyrazer ve idareci hocalarımız Zeliha Üzümcü olarak da bütün hocalarımızın sayesinde şu anda bütün genel sergi açısından her konuda, her yerde Komek adıyla, bildiğim kadarıyla ben bu işlerin içinde olduğum için söylüyorum, çalışan personellerimiz, bayan erkek fark etmez, idareci hocalarımız, normal kimli hocalarımız, Allah razı olsun hepsi bu şekilde bu sergileri hazırlıyorlar. Her sene yapılıyor bu sergilerimiz. Artık burada da bir gelen arkadaşlarımıza, sergiye gelen müşterilere ve genel dışarıdan gelen, ilçeden ve illerden olan gelen misafirlerimize saç böreği, çayımız, ayranımız, limonatamız, su dahil olmak üzere her şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki sergilerimize daha büyük, daha geniş olacağına inanıyorum. Gel otur Süleyman abi. Bazen buraya gelince Süleyman benden mi çağırdılar, böyle karışıyor isimler. Evet. Bir dönüyorum her Süleyman dediğinde seviliyorsun da. Kaç tane, kaç bardak çay gitti? Bak şimdi sergimizin başladığı günden itibaren, ondan önce de başladık. Evet. Şu ana kadar benim hesabıma göre 8000 bardak çay ben verdiğimi biliyorum. Maşallah bak. Biz bunları kaç program olduğunu bile bilmiyorum ben. 5000 evet. Program diyorum da doğru mu değil mi, fazla mı eksik mi? Aşağı yukarı 8000 bardak falan çay yaptım. Gerçi herkes bir bardak çay içiyor ama
8000 bardak olduğunu ben kendim söylüyorum bunu. Eyvallah, Allah razı olsun. Cümlemizden. Süleyman abi, börekler çok güzel. Saç börekleri çok iyi yapıyorlar. Yağlı böyle. Evet. Sırf bunun için bile gelinir dedim. İnşallah bir dahaki kermeslerimize herkesi beklediğimizi. İnşallah. Pazartesi, salı devam edecek izledikten sonra bak. İnşallah. Yayınlandıktan sonra da gelebilirsiniz. Evet. En azından böreğin bir tadına bakın. Şöyle yağlarını falan göster sevgili Hani kardeşim. Evet. İnanılmaz güzel. Allah razı olsun. Yapan kardeşlerimiz de bu organizasyonu ayarlayan, dedim ya başta. Herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şunun tadına bakayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hızımızda devam edelim. İşte Comek'te yarışmalar bölümündeyiz. Şimdi F klavye yarışmalarındayız. İlk grubumuzu ağırladık. Değerli hocamız Ali Ülvi Karaçınar hocam her notu aldığında bir heyecan duydu. Mutlu oldu. Evet, demek ki Comek güzel işler yapıyor. Ulvi hocam neler demek istersiniz? Şöyle ilk grup değerlendirmesi alalım. Comek'leri konuşalım. Neler demek istersiniz? Yani bir geçenlerde bir şeyde sanırım bir haberde okudum. İnanamadım yani o kadar büyük bir şey, bir çalışma yapılıyor ki burada 388 bin tane diyor böyle öğrencisiyle, öğreticisiyle, idarecisiyle, yani sanki böyle bir apayrı bir şey olmuş yani, ayrı bir eğitim dünyası olmuş yani burası, yani mükemmel bir şey, çok gurur duyuyorum yani. Evet. Özellikle Konya'nın bu çalışmasından, yani ne bileyim herhalde Konya'da bu kadar öğrenci yoktur yani 388 bin tane personeliyle. Müthiş bir çalışma yani. Abdullah Bey'i, Sayın Belediye Başkanımızı, diğer öteki ilçe belediye başkanlarımızı hepsini tebrik etmek lazım yani. Çok güzel bir çalışma. Bütün Türkiye'ye örnek bir çalışma yani. Eyvallah. Milli Eğitim'de değerli hocamız düşünceleri bu şekilde paylaşıyor. Şimdi ikinci grubu alacağız. Alalım. F klavyede öğrenciler nasılmış ilk grup itibariyle? Memnun kaldınız mı? Gayet güzeldi. Hepsi yani şöyle sonuçlara bakıyorum. İlk grupta. Özellikle ilk 5 kişi çok iyi yani. Maşallah. Çok iyi. Yani 100 kelimenin üzerindeler. Mükemmel bir şey yani. Eyvallah. O zaman şimdi ikinci grup alalım. Hem doğal olarak devam edelim. İkinci grup öğrencileri de heyecanlı. O halde Nafiz Değirmenci, İrem Topaç, Ahmet Özkurt, Numan Atalay, İsmail Kaya, Hilal Durmuş, Lokman Ekin, Muhammed Ali Özmen ve Medine Arslan. Sonradan gelen arkadaşlarımız varsa da katılsınlar. İkinci grubumuzu alacağız, düşünceleri alacağız. Bakın öğrencilerimiz hemen geçmeye başladı. Gel bakalım hani gel. Genç yakışıklı kardeşlerim bilgisayarın başına geçtiler. Öğrencilerimiz yerlerini alıyor. Kolay gelsin. Hemen kendini tanıt bize. Ahmet Özkurt. Evet, hangi komek? Alaaddin. Kaç dönemdir gidiyorsun kursa? Bir, iki. İki dönem oldu. Bir heyecan var mı? İddialı mısın? İddialıyım tabii. Nasıldı komekte hayat? Güzel. Memnun musun? Memnunum tabii. Harika. İşte metinler, üçüncü metinimiz. 3 dakikalık süre vereceğiz sevgili seyircilerimiz. Bakalım arkadaşlarımız bu metni 3 dakika içerisinde nasıl yazacaklar? Heyecanla bekliyoruz. Burası çok iyi olsalar bile bir yarışma heyecanı olur. Abi iyi pozlar çek. Aman diye. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir tanıt kendini hemen. Numan Atalay. Alaaddin'deyim ben de. Sen de Alaaddin. Birinci dönemim. İddialı mısın? İddialıyız. Helal olsun sana. Daha önceden bir tecrübe var mı? Var. Evet. O yüzden bakalım. Evet. Bakalım. Özellikle F klavye. Geçen yıl ben de yarışmıştım. Ben de iddialıyım. Ben de iddialıyım arkadaş. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Biraz tanıtın kendinizi. Medine ben. Domupınar Kurs Merkezi'nden katılıyorum. Heyecanlıyım. Tabii. Nasıl gidiyor komekte hayat? Güzel, keyifli, öğretici. Bu kadar. Peki hangi kursları aldınız? Sadece F klavye mi? Hasta kabulde de bir süre kursiyer olarak devam ettim ama şu an devam etmiyorum. Yalnızca F klavye şu an. Peki başarılar dileyelim. Son derece önemli. F klavye kullanmak ve yazmak kolay zaten. En önemli kullandığımız sesli harfler aktif parmaklarımızda. Hemen sen kendini tanıt. Ben de Lokman Ekin. Bosna Merkezi'den geliyorum. Başka. Peki nasıl gidiyor hazırlıklar? Komek nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Vallahi eğlenceli geçti. Güzeldi.
Öyle mi? Bir iddiam yok ama ya, öylesine yendim. O da önemli. Yani bir deneyelim, şu an bir stres var ister istemez yani. Hocalar başınızda duruyor, 3 dakika gibi bir süre var, öyle mi? Evet. Peki başarılar dileyelim. Medeni cesaretten dolayı tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hemen tanıyalım efendim. İsmail Kaya. Evet İsmail. Evet, Büyükşehir Zabıta'da çalışıyorum. İşte inşallah. Komey'in hangi kurslarına gittin? Alaaddin. Alaaddin'de kaç tane kurs aldın? F klavye alıyorsun, başka aldığın bir kurs? Bilgisayar kullanımı aldım. Oo çok güzel. Evet, F klavyem var. İşte güzel, hem bilgisayar kursu hem F klavye. Başarılar diliyoruz. İddialı mısın? İddialıyım inşallah. Dereceye girerim, altını alırım diyorsun. Yani i̇nşallah. Peki başarılar dilerim. Peki hemen devam ediyoruz. Ben de bu bilgisayara oturacağım. Ekstradan. Hocam ekstradan. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir tanıyalım sizi de. Sevilay Taşkın. Sevilay hangi kurstayız? Komek. F klavye kursu. F klavye. Hangi şubemizdesin? Bosna Hersek. Bosna Hersek şubesindesin. Ne diyorsun? Biraz böyle heyecanlı gördüm. Elleri ovuşturuyorsun falan. Evet, ilk defa gideceğim için biraz heyecanlı. İlk defa. Peki, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bir sorusu olan var mı? Herkes üçüncü metnimizi seçti. Dakika olarak üçü ayarladınız. Sorusu olan parmağını kaldırsın, hocalarımıza sorsun. Sonrasında süremiz başlayacak. Evet hocam size bırakalım. Evet arkadaşlar ben de yerimi alayım. Hemen bahanelere başlayalım. Metni ilk defa görünce hocam böyle bir şey oldu. Zaten kayıtlarda yokuz biz. Doğru kelime 80 ama yanlışımın az olması belki biraz daha olabilir. Toplam maşallah. Yok hocam ya. Abi. Jürinin böyle bir baskısı var ama metni biraz daha okusaydım şey olabilirdi, şey arayabilirdi. Hocam yine durum iyi ama herhalde. Bana göre bak şimdi mesela 80 kelime yazmışsın. 5840 400 vuruş yapmış. 400 vuruş 3 dakikada. İyi mi hocam? Tabii ki güzel yani. Hocam, çok sağ olun hocam. Gelsin değerli jürimiz de abi, hürmetler. Şimdi jürimize hassas bir değerlendirme yapıyor. Bir tanıtalım seyircilerimize jürimizi. Harun Yiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda yazılım şube müdürüyüm. Burada da Komek'teki hocalarımız sağ olsunlar bizleri bu yarışmalara davet ediyorlar. Jüri üyesi olarak görev aldık. Bu eğlenceye katılıyoruz. Ne güzel. Herkes bir heyecan. Siz ne zaman bilgisayarla tanıştınız? Çünkü Bilgi İşlem Büyükşehir'in en iddialı alanlarından bir tanesi. En başarılı alanı. Evet. Bu konuda biraz gençlere tavsiye öneri seyircilerimize olur mu? Ne zaman başladınız, nasıl ilerlettiniz? Çok küçük yaşlarda tabii biz bilgisayarın ilk formlarıyla tanıştık. Orada merakla, ilk önce tabii herkes gibi genelde oyunla başlıyor bunlarak. Evet, evet. Daha sonra ilerlenebiliyor. Gençlere tavsiyemiz hiçbir şey zor değil. Çok zeki gençlerimiz var, gözlerinden belli oluyor zaten. Her şeyi başarabilirler. Yılmadan, yorulmadan, biraz emek sarf ederek her şeyi yapabiliriz. Tüm ülkelerle yarışabiliriz. Hiçbir şey zor değil bizim için. Bizim tavsiyemiz çalışmak olacak o yönde. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Gel bakalım. Evet gençler, ne yaptınız, ne ettiniz? Şöyle rekor mu geldi? Hocam, bakalım. 100 kelime 12 yan, sizle yarışabiliriz. Ama benden biraz daha iyi hanımefendi, onu söyleyebilirim. Nasıl geçti? Yani pek beklediğim gibi geçmedi ama heyecandan olsa gerek. Metin çok zor değildi ama okunabiliyordu. Kolay değil. Kelimeler vardı genel olarak vardı, ama. Evet. Bir ilk sefer okusaydı kazanabilirdi. Başarılar dileyelim. İddia var mı? Teşekkür ederim. Yok. Bir iddiam yok. Ama olabilir. Bakın yanlışımız az. Ben bile iddialı durumdayım şu an. Çok yazmak değil. Hatayı az yapmak önemli. Evet kardeşim nasıl geçti? Hemen bakıyorum. 101'e 34. Yanlışın çok. Yanlış kelime çok. Yanlış fazla oldu biraz ya. Ama olsun, sağlık olsun. Gördüğünüz gibi 101'e 34 çıktığı zaman nasıl bir ortaya çıkacak? Kardeşler ne yaptınız? Ooo 126 doğru kelime var. Yanlış kelime 47. Evet. Evet toplam kelime sayımız 173. Valla herkes denk ha birbirine. Yakın öyle yani. Evet. İddialı durumdasın. Yok ya o kadar değil. Değil mi? Efendim şimdi jürimiz hassas bir değerlendirme yapacak. Komeklerimize, F klavye kurslarında görev alan kursiyerlerimiz, gelen kursiyerlerimiz şimdi heyecanlı bekleyiş içerisinde sonuçları alacağız.
Evet, bütün hızımızla devam edelim. İlçelerimizin de sergilerimize yoğun ilgisi var. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayınlatma İlişkiler Daire Başkanımız Ahmet Köseoğlu yoğun bir şekilde programına devam ediyor başkanım. İlçelerde de bu sene yenilikler var, sayı artıyor. Neler diyeceksiniz? Şöyle bir ilçeler bazında değerlendirelim. Şu an Sarıyönü yanımızda. Şu an yanımızda Doğanhisar var. Doğanhisar, düzeltiyorum. Sarıyönü'nde vardı, onlar birazdan gelecek. Evet. Hemen arka tarafta da Seydişehir var. Evet. Tabii Konya yeni yasayla birlikte belediyecilik tüm ilçelerimize hizmet alanı genişlemiş oldu. 18 ilçemizde komeklerimiz var ama komek yaz okulu olarak 28 ilçemizde var olacağız dışarıda. Dolayısıyla bu güzellikleri görmeye gelen, buradan bir şeyler öğrenmeye gelen Doğanhisarlara, Seydişehirlere ve tüm ilçelerden gelen misafirlerimize ve kursiyerlerimize hoş geldiniz diyoruz. Neticede artık Konya ilçeleriyle bir etkileşim içinde olacak. Buradaki sanatsal faaliyetleri de izlemiş olacaklar. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir tanıyalım sizleri. Ebru Ağaç. Merhaba. Evet, hangi kurstayız? Bilgisayar kursu. Bilgisayar. Başkanım, biz de şimdi yarışma yaptık. Onun ödül törenini vereceğiz. Nasıl gidiyor? Komeklerle ilgili neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Yani verilen eğitimlerden çok memnunuz. Komeğe çok teşekkür ediyorum bu konudan. Bu kadar. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyiz herhalde. Aynı zamanda üniversite okuyorum Doğanhisar'da. Ders takviyesi oluyor. Aynen. Peki, şimdi de diğer ilçemizi alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir özel bir not var herhalde. 5 sertifikası varmış bak Doğanhisar'da. Maşallah, Doğanhisar'da 5 sertifika. Bir tanıyalım o zaman. Serenay Şefik. Evet. Kendimi geliştiriyorum, geliştirmeyi seviyorum. Komeye çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Hani okul sonrası, okul öncesinde olsun kendimi geliştirmek çok iyi oluyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Bravo, tebrik ediyoruz. Doğanhisar'ı böyle güzel bir başarı. Devamlı edecek anlaşılan. Hangi kurslar, şöyle bir iki tanesini saysak? F klavye, bilgisayar, web tasarım, işaret dili. Oo, bütün... Evet, harikasınız. Çok da bir alkış verelim. 5 branşta kurslarımızı aldı. Şimdi hangi ilçemiz geliyor? Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Doğanhisar'dan. Doğanhisar. Biraz düşünceleri alalım. Doğanhisar'da hangi komek kurslarına gidiyorsunuz? Bilgisayar kullanımına gidiyorum. İlk yardıma gittim, hasta kabule gittim, İngilizceye gittim, diksiyona gittim. Bu şekilde var. Ne güzel. Değerlendiriyorsunuz. Memnun musunuz? Neler söylemek istersiniz? Çok memnunuz. Komek ilk hani Doğanhisar'da açmış. Biz de gitmemize fayda oldu. Ne güzel. Aynen. Peki, çok teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, F klavye yarışmamızda beklenen an geldi. Heyecan giderek arttı ve şimdi hassas değerlendirme sonucunda üçüncü olan kursiyerimiz İsmail Kaya 95 netle buraya bu başarı imzasını aldı. Kardeşim, tebrik ediyorum. 95 net var. Hemen ödülünü ve hediyeni Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayınlatma İlişkiler Daire Başkanımız Ahmet Köseoğlu veriyor. Ben de hemen Nasıl birinci oldu şimdi? Üçüncü. Üçüncü olan arkadaşımız. 3 dakikada bir metin verdik. O metni güzelce yazdılar. Hataları düştük. Net olarak 95 olarak bir neti var. Vuruş. 95 vuruş. Evet. Hocam, daha da fazla yazardık da artık burada bir heyecan olunca. Şunu soralım normal. O zaman. Daha önceden klavye kullanıyor muydu bunu komeklerden? Ya bu dönem katıldım Deniz Hocamız sayesinde. Bir dönemde çok başarı. Bir dönemde müthiş yani bu olay. Evet. Üçüncü olan arkadaşımız İsmail Kaya'yı tebrik ediyoruz. İlk döneminde sadece komekten öğrendikleriyle hediyesi de geldi başkanım. Evet. Tebrik ediyoruz. Ayrılmıyoruz. Bir başarılarınızın devamını diliyoruz. İkinci olan kursiyerimiz Esra Bakkaloğlu geliyor alkışlarımızla. 114 net diyorum vuruş. Öyle tabirde bir sıkıntı yok. Hemen değerlendirme alalım. Neler demek? Ben şöyle geçeyim. Üzerinde çok hakkı olan Deniz Hocama çok teşekkür ediyorum bizi böyle yetiştirdiği için. Komek ailesine teşekkürler. Nasıl gidiyor komekte hayat? Çok güzel geçiyor. Eğitim çok kaliteli. Yani çok ilerletiyor bizi. Tebrik ediyoruz. Ayrılmıyoruz yine. Biraz şöyle... Ve bu seneki yarışmamızda şampiyon olan arkadaşımız, kursiyerimiz Şeyma Celepçi geliyor. 143 net. Evet. 143 net vuruşla. Hocamız? Hocam, İsmail Bakır.
İsmail Bakır. İsmail Bakır hocamız burada mı? Aferin. Hadi bakalım. Önce bir kareyi verelim. Birinci olan Şeyma Celepçi'yi tebrik ediyoruz. Gerçekten 143 net müthiş bir başarı. Ben hemen başkanım ayrılmayalım. F klavyede siz neler diyeceksiniz? İsmail hocama çok teşekkür ediyorum en başta. İki dönem geldim ben. Çok emek verdi bizim için. O şekilde. Peki. Hemen kursiyerlerimizi alalım F klavyede. Öncelikle dereceye giren arkadaşlarımız, sonra diğer yarışmacılarımızı hemen alalım. Başarılara imza atmaya devam ediyor. Yarışmalarımızda arka arkasına devam ediyoruz. Ve F klavyede işte dereceye girenler. Emeği geçen herkese, hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için komek komek. Konya ve ilçelerinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Sevgili seyircilerimiz, Kur'an ziyafetine ne dersiniz? İşte şimdi tam o noktadayız. Komeklerde Kur'an-ı Kerim dersi alanlar şimdi buraya gelenlere Kur'an ziyafeti sunacaklar. Şimdi hocamızı bir tanıtacağım sizlere. Komeklerde başka bir boyutu şimdi konuşacağız. İnşallah. Hocam öncelikle sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Bizim programımıza katıldığınız için sizlere minnettarım. Bendeniz Emin Nihat Toptaş. Komek, Kur'an-ı Kerim öğretmeniyim. Aynı zamanda da Sahip Hatta Camii İmam Hatibiyim. Eyvallah hocam. Şimdi yaş sınırı yok. Yok. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler, özellikle komeklerde de bu geçerli. Doğrudur, doğrudur. Bir anlatır mısınız kimler bizim başvurabiliyor? Bizim komekteki hizmet anlayışımız 7'den 70'e. Genç, ihtiyar, yaşlı, kadın, erkek demeden, çocuk demeden herkesi komeklerimize davet ediyoruz. Bu saydığımız kriterleri taşıyan bütün insanları komeklerde kursa tabi tutuyoruz. Bu şekilde sıfırdan, elifbadan başlamak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Dini bilgileri, siyer-i nebileri, efendime söyleyeyim, ilmihal bilgilerini, cenaze hizmetlerini öğrenerekten bu şekilde bir yıl içerisinde öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Bu öğrencilerimiz diğer başka mahallelerindeki, akrabaların içerisindeki yaşıtlarına, efendime söyleyeyim, gençlere, ihtiyarlara buradaki hizmetleri aktarıyorlar. Bu kuşak gidiyor, başka bir kuşak geliyor. Bazen bu ekip devam ediyor. Bunların içerisine SEPME arkadaşlar geliyorlar. Onlarla beraber komekteki hizmet eğitimi devam ediyor. 18'lik delikanlılar niye bekliyor? Bunlar Kur'an'ı öğrenen delikanlılar. Maşallah. Süleyman nerede kardeşimizin soracağı suallere cevap vermek için bekliyorlar. Estağfurullah. Sadece tanışacağız. Örnek olması açısından bir tanıyabilir miyiz efendim sizi? Ben Ali Rıza Cengiz. Yeni Kur'an'a başladım Elif Bey'den. Elhamdülillah bir hatim indim. Amacım hafız olmak. Maşallah. Bu örnek olsun sevgili seyircilerim. Şu gayrete bakın. Hafızlığa doğru gidiyorsun inşallah. Evet. Daha yeni bir yıllık bir şeyim. Yeniyim. Peki nasıl karar verdiniz? Zor olur falan diye geri duydunuz mu? Nelerse. Hangi komeye gidiyorsunuz öncelikle? Ahmet Özcan'a gidiyoruz. Ahmet Özcan'da komeye gidiyoruz. Aymanas. Büyük Aymanas. Nasıl karar verdin? Duydun mesela? Duydum. Bir anda bir Allah'a hikmet oldu bana bu. Ve bir namaza başladım. Namazdan sonra Cenab-ı Allah bir ümre nasip etti. Ondan sonra Kur'an okumayı nasip etti Cenab-ı Allah. Ve bunun yönünde de başka yaptığım işlerim de var. Hayır yollar üzerinde. Ve bunu temennim sonuna kadar hafız olmayı temenni ettim ömrüm olursa inşallah nasip ederse. Amin. İnşallah. Rabbim kolaylık versin amin, diyelim. Amin. Örnek olsun da diyoruz. Efendim sizleri biraz tanıyalım. Ben Nurettin Şimşek, emekli. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Sayın hocalarımızın sayesinde komekte bu çok şey başka ilmihal konusunda başka konularda hepsini öğreniyoruz. Teşekkür ederiz hocalarımıza, bütün başkanlarımıza, burayı komeği açanlara, bu bir şeyleri bize sunan bütün hizmetleri sunan arkadaşlara. Bütün hepsine teşekkür ederim. Maşallah. Devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz Allah'a izin. Şimdi hatim indi. Sizde hatim. Şimdi kaçıncı yüzdeyiz? Hatim indik. Şimdi yeniden başlayacağız Allah'a izin verirse. Ramazan şeyle. Allah izin verirse. Maşallah. Allah razı olsun. Şimdi birazdan dinleyeceğiz sevgili seyircilerimiz. Programımız birazdan başlayacak. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Ben Bayram Çil. Evet. Büyük Aymanaz Komek Yetiştirme Kursu'nda kurs görmekteyiz. Evet. Amacımız 7'den 70'e kadar herkesin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi ve bütün herkese de tavsiye ediyorum ben şahsen. Evet. Bütün bu kurslarda emeği geçen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek Bey'e
Daire başkanımız Ahmet Gözoğlu'na, şube müdürlerine ve bütün 7'den 70'e kadar emeğe geçen bütün KOMEK yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi özellikle bizim Kur'an-ı Kerim kurs hocamız Nihat Hoca Efendi'ye de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bize sırf Kur'an-ı Kerim öğretmekle değil, fıkıh bilgilerini, dini bilgilerimizi, cenaze definlerini, efendim bunların mahallerini ve 5 vakitte Cenab-ı Allah'la baş başa konuşaraktan kırmış olduğumuz namazdaki okumuş olduğumuz surelerin noksansız olaraktan okuması için gereken özeni göstermiştir. Bizler de ona cevap vermek için çalıştık. Elhamdülillah. Herkese çok çok teşekkür ederim. Özellikle KON TV'ye de çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi bütün hızıyla devam ediyor. Bu yıl Türk İslam sembolleri temalı bir şekilde devam ediyor. İlgi çok yoğun. Hemen ayrıntıları konuşacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Hatlar İlişkiler Daire Başkanımız Ahmet Kutu ile konuşacağız. Başkanım, yoğun bir hızla devam ediyor. Şöyle düşüncelerinizi, gidişatı bir değerlendirmek isteriz. Neler diyeceksiniz? KOMEK, Konya'nın büyük bir ailesi. Konya'nın sanatta, kültürde, sosyal hayatta en büyük olgusu. Tabii Konyalıların teveccühüyle oluşuyor. Biz de onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Sizin de girişte takdim ettiğiniz gibi her yıl, yılda bir kere, bir 8-10 gün altın dokunuşlar üst başlığıyla bir sergi açıyoruz. Bu yılda altın dokunuşlar üst başlığıyla hemen alt başlığımız, yani temamızda Türk İslam sembolleriydi. Hatırlayanlar olabilir izleyicilerimizden. Her yıl bir tema oluşturuyoruz. Çünkü bu tema etrafında sanatımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. İşte şimdi bu yılda yine aynı temanın etrafında şekillenmeye çalıştırdık. Şimdi bir medeniyet iddiasında olduğumuzu söylüyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet ne kadar köklü ise ve ne kadar da gelecekte de bir medeniyet işi yapılacak ise bu köklü medeniyetin sembolleri vardır diye düşünüyoruz. Vardı zaten, düşünmeye de gerek yok, vardır. Evet. Bizim medeniyetimizin de sembolleri var. Bu sembollerimizi biz bu sergimizde işlemeye çalıştık. İşte bilgide, kültürde, sanatta, düşüncede derinlik arttıkça sembolik ifadelerin yeteneği gelişiyor. Bu sembollerin buradan bu ifadelerin yeteneği gelişince biz de bu sembolleri eserlerimize, sanatımıza, kültürümüze nakşetmemiz gerekiyor. Türk İslam medeniyeti metaforların, simgelerin, mecazın, kısaca sembolik dilin sayısız örnekleriyle dolu. Burada da göreceksiniz. Medeniyetimiz bu kadar zengin ki sayısız örnekleriyle dolu. KOMEK 2016 yılında bu zengin coğrafyanın irfani derinliğini, Türk İslam medeniyetinde en çok kullanılan sembolleri eserlerimize kullanarak, nakşederek ifade etmeye çalıştı. Arkadaşlarımız büyük bir medeniyet işçisi olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlarımın. Hatta daha uygun bir ifadeyle medeniyet yolculuğunun mütecessis işçileridir onlar diyorum. Buradan Cemil Meriç'e de bir gönderme yapıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımız Türkistan motiflerini ilmek ilmek dokudular. Burada 2016 eseri 10 bine yakın eserin arasından seçtik, sergiledik. Tabii ki burada bu bizim bir medeniyet iddiasında olduğumuzu ve medeniyet yolculuğunda olduğumuzun da bir vurgusuydu. O yüzden birkaç kere medeniyet ve sembollerimizden vurgu yaparak giriş yaptım. Evet. Çünkü bugünlerde bunlara çok ihtiyacımız var. Daha çok yüzeysel, daha çok sentetik kelimelere, kavramlara ve dahi olaylara koşup giden bir takım gençliğimiz açısından bir derinliğimizden haberdar olsunlar diye bu cümlelerle giriş yaptım. Burada Mevlana Kültür Merkezi'nde her yıl 3 katıda bahçeleri dahil uygulamalarla, fotoğraf sergileriyle, eğitici annelikle, giyimle, iğne oyasından efendim diğer sanatlara kadar
2016 eserin belki 100'e yakın branştaki bölümleriyle burada sergiliyoruz. Yani adeta bir şehrain, adeta bir bilgi ve sanat şöleni. Hemen biraz önce birlikte yandaki salondaydık. Bugün şu röportajı yaptığımız gün için söylüyorum. 7'ye yakın farklı branşın kendi öğrencilerine ve kendi öğrencilerinin ailelerine programlar yapıyorlardı. Az önce Kur'an-ı Kerim sınıflarının yaptığı programda çok duygulu anlar yaşadık. Yani 10 yaşında bir delikanlı da genç Komek'te Kur'an-ı Kerim eğitimini öğrenmiş. 70 yaşında bir ağabeyimiz de henüz Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ama hafız olacağım diyor. Dolayısıyla bu mana bu işte. Yani biraz da bizim Komek bu anlatılan. Diğer alanlara geldiğimizde burada bütün standlarımızda uygulamalar var. Sizler görüyorsunuz birkaç gündür. Birçok alanda yarışmalar var. Efendim, burada da iyinin iyisini bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Komek, Konya'nın ihtiyacından doğmuş ama Konya'yı tam sarıp sarmalamış, Konya'nın da tam Komek'in içine girdiği bir hadise haline gelmiş, bütünleşmiş. Bundan mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün bu ihtiyaçları, bu güzellikleri izlemeye gelenleri gördükçe yükümüzün arttığını, yeni sorumluluklarımızın oluştuğunu görüyoruz, düşünüyoruz ve 400 bin Komek ailesi için diyoruz ki birkaç yıl içinde 800 bin olsun, 1 milyonu aşsın istiyoruz. Çünkü Komek kurslarıyla, Komek branşlarıyla Komek'in şehir seviyesine bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizin faziletli, erdemli bir şehir olma yolunda Komek'in ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen yaz okulları bizler için son derece önemli, genç Komek yaz okulları. Şimdi hem sergiyi gezelim, üst katta benim her zaman dikkatimi çeken bir yer var. Hem oraya doğru ilerleyelim, bir de bu yaz okullarını konuşalım. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için Komek, Konya ve en üst kata geldik sevgili seyircilerimiz. Hem öğrencilerimizin sergileri, öğretmenlerimize yaptığı güzel eserler ve Çinli ve güzel sanatlar alanında hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin muhteşem eserleri. Hani istersen bir göster. Muhteşem. Her alanda gerçekten şaheser diyebilirim başkanım. Özverili çalışmalar var. Evet. Komek hocalarımız da, öğrencilerimiz çok becerikli. En güzel örneklerde gezilerek görülüyor tahmin ediyorum. Birkaç gündür ben de fırsat buldukça geliyorum. Konya'nın ilçelerinden ve yakın şehirlerimizden misafirlerin geldiğini görüyorum. Biraz önce bir kişi Hatay'dan geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğum bundan. Evet. Demek ki Konya yine tarihindeki gibi görkemli bir şehir olmaya doğru gidiyor. Biz de bunun içinde bir rol alabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Komek'in bir ciddi bir rolü var ama onu söyleyebilirim. Evet. İşte burada gördüğünüz gibi nadide eserler var. Bunların her biri el emeği, göz nuru, ilmek ilmek işlenen Çinli eserler. Ve artık Çin'de Konya bir marka oldu Çinli eserlerde. Çin'de Selçuklu'nun en önemli eseriydi malum. İşte bir başkent daima başkentse, bugünkü başkent gibi düşünürsek Konya'mızda yine burada da Çinli en güzel eserimiz diye düşünüyoruz. Her bölüm böyle güzel zaten. Eyvallah. Yani bunu haftalarca program yapsak Komek'in yaptığı sadece bu sergideki alanları tahmin ediyorum aktarmakta zorlanırız. Evet. Gelelim dönem itibariyle heyecanlandıran çalışanlarımızı ve öğrencilerin heyecanla beklediği Genç Komek Yaz Okulları. Evet. Çok iyi hazırlandınız. Sürprizler var. Evet. Kayıtlar geldi. Evet. Neler diyeceksiniz yaz okulları? Şimdi bu yıl Genç Komek Yaz Okulları tüm Konya'da olacak. Yani bütün Konya'da ilçelerle birlikte olacak. Hatta bazı ilçelerimizde taşımalı sistem bile yapacağız. Yani büyük bir hedefimiz var. Hedef kitlemiz çok büyük. Heyecanlıyız. Çünkü geçen yıldan gördüğümüz, öğrendiğimiz, tecrübelendiğimiz bir hadisedir bu. Evet. Ve bu hadisede çocuklarımız ısrarla Genç Komek bu yıl açılacak mı? Ne yapılacak, ne edilecek bunu konuşuyorlar. Dolayısıyla biz bu yıl Genç Komek'in hem kontenjanlarını artırdık, evet, hem de 1 Haziran'dan itibaren biraz daha erken kayıtlara başlıyoruz. Ve 1 Haziran'dan itibaren 13 gün belki de biraz daha artırarak ihtiyaç olursa kayıtlarımız devam edecek. Ama bizim isteğimiz şu, eğer kayıtları Konyalılar, Konyalı veliler çocuklar için kayıtlara erken başlarlarsa biz sınıf oluşumları ve diğer organizasyonları hızlı yaparız. Çünkü bu kayıta göre organizasyonlar yapıyoruz. Dolayısıyla bu yıl çocuklarımız eğlenirken bilgilenebilecekler yine. Eğlenirken Kur'an öğrenecekler. Yanı sıra eğlenirken
milli ve manevi değerlerimizden haberdar olacaklar. Çocuklarımız Konya'nın değerlerinden haberdar olacaklar. Milli manevi değerlerimizden haberdar olacaklar. Turistik tarihi yerlerimizi öğrenecekler. Yani çocuklar tabiri caizse milli ve manevi değerlerimizi öğrenirken, Kur'an ve değerler eğitimini alırken aynı zamanda spor, sanat, sportif faaliyetlerin diğer dalları, sanatın diğer dallarıyla iştigal edecekler. Yetmez, doğa kamplarına gidecekler çocuklarımız. Beyşehir gibi daha yani ismi üstünde şehir gibi duran ilçelerimizde turistik gezileri olacak. Oraları tanıyacaklar, tarihi yerleri gezecekler. Havuzlar zaten bütün çocuklarımızın vazgeçilmezi olacak. Yazın yine bütün çocuklarımıza hedefimiz havuzlarda yüzme öğretmek. Hepsini yüzen, iyi spor yapan, sanatla uğraşan, aynı zamanda milli ve manevi değerlerinden haberdar olan, üç ayağı üzerine basabilecek bir sehpa gibi düşünün. Çocukları üç ayakta düşünüyoruz. Yani milli ve manevi değerlerimiz dediğimiz dinimiz ve değerler eğitimimiz, sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetler. Çocuklarımızı bu üç ana ayağın üzerine oturtacağız ve dolayısıyla geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz gençlerimizin yetişmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, KOMEK olarak, Genç KOMEK olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Genç KOMEK tabii ki Konya'nın 2-3 yıldır tecrübesini yaşadığı bir faaliyet ama bu yıl geçtiğimiz yıllara göre katlanarak gidecek Genç KOMEK. Bütün Konyalıların 1 Haziran'dan itibaren çocukları milli eğitimin eğitimlerine devam ediyor olsalar bile hemen komek.org.tr'den kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz. Biz de heyecanla bugünleri bekliyoruz. Sayın Başkanım çok heyecanlı oluyor. Çocukların heyecanını geçen yıl büyük bir şekilde yaşadık. Umuyorum ki bu sene rekorlar kırılarak hem çocuklar mutlu olacak hem aileler mutlu olacak. Çocukların hem eğlenmesi hem spor yapması hem öğrenmesi başlı başına bir olaydı. Eyvallah. Bismillah diyelim. Vira bismillah. Kayıtlar İnşallah. İçin söz şimdi. Parmaklarınızın tuşlarının ucunda internetten direkt kayıt yaptırabilirsiniz. Çok teşekkürler. Başkanım çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum ilginize. Çok sağ olun. Her sene sağ olun. Güzel görüntüler var. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz tanıyabilir miyiz? İsim nedir efendim? Gülbahar Aşık. Gülbahar Hanım. Sergimizi geziyorsunuz. Ben öğrencisiyim zaten. Hangi komektesiniz? Harmancık komekte. Peki neler söylemek istersiniz? Komekte nasıl gidiyor? Çok güzel, başarılı buluyorum. Devamlı diliyorum. Gün sayısı çok az. O çok isabetli oldu bu konuşma. Mesela 40 yamaya gidiyorum ben bir gün. Bir gün yetmiyor. En az 2 veya 3 gün olmalı. Bana hocalarım da şunu söyledi. Yer dar, mekan el vermiyor. Ama bulunabilir yani istenirse yer. Şu anda bizi izliyor yetkililer. Umuyorum evet. ki anında çözüm bulacaklar. Çözüm bulsunlar. Çözüm bulunur. O zaman çok daha güzel eserler göreceğiz demektir İnşallah. O. İnşallah. Kimlerle geziyorsunuz? Annemle geziyorum. Annem Akşehir'den geliyor. Ne güzel. Akşehir'den bakın, geldi. Güzel. Gezeceğiz. Kaç kursuna gittiniz? Hangi branştan? Ben giyim ve 40 yamaya gidiyorum. Hı-hı. Daha önce İngilizce kursuna katıldım. Çok da verimliydi. Hı-hı. Beğeniyorum. Yaz çalışmalarını daha çok önemsiyorum öğrenciler için. Ben emekli öğretmenim. Evet. Onun için yaz çalışmaları çocuklar için çok ihtiyaçtı. Ona da el atıldığı için memnunuz. Evet. Bu sene Genç KOMEK yaz okulları büyük bir heyecanla hazırlanıyor. İnşallah, inşallah. Hem hazırlanan kitap setleri öğrencilerin faydalanabileceği görselliklerle donatıldı. Hı-hı. Her şey de düşünüldü. Efendim nasılsınız? Allah'a şükür yavrum, iyiyim. Bayanların yaşı sorulmaz denir de ben sorarım, yaş kaç acaba? Söylemeyeceğiz. Öyle mi? Allah sağlık sıhhat versin. Teşekkür ederim. Bu iğne oyası işleri nasıl buldunuz? İşler çok güzel. Eleme çok güzel kuzum. Ama annem de etnik sanatta ustadır. Kilim halıda. Dokumada. Onun için aşağıyı da gezdik. Çok da gezdik. Kaç satıcı çeşit. İsminin bilmedikleri isimleri annem biliyor. Maşallah. Ha, öyle de bir durumumuz çok var. Çok çeşit dokuduğum dokumalardan var orada. Tabii benim dokuduğum değil de dokunmuş olanlar. Yaklaşmış mı biraz? Sizinkine benzemiş mi? Benzemiş. Unutulmasın inşallah. İşte i̇nşallah. Komekler bunu yapıyor. İnşallah. Unutturmuyor inşallah. İnşallah. Benim öğretmen, emekli öğretmen oğlum var. Evinde benim dokumalarım yığılıp durur ama böyle bir yere serilmiyorum. İnşallah onu da sağlayalım. İnşallah. İnşallah onlar da sergilensin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Komek işte bu amaca hizmet ediyor. İnşallah. Unutturulmasın el sanatlarımız Türk İslam sembolleri noktasında. Tabii yavrum adam kendi sanatını gördü mü daha bir değişik oluyor. Tabii. Tabii değişik oluyor. Sizin için daha önemli
oldu, evet, anlamlı çok oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun, siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Sosyal sorumluluk projeleri, lokalleri, spor merkezleri, uzman öğretmen öğreticileri, meslek için komek komek. Konya ve ilçelerinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Komek yetiştirdiğinde bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor. Komek öğretiyor, Türkiye kazanıyor.